Merhabalar, Experibilias kanalına hoş geldiniz. Bugün Kia Picanto'yu tanıtacağız. Kia'nın yapamadığını bugün yapmayı düşünüyoruz. Reklam açısından öyle söyleyeyim size. Meryem arkadaşımla beraber. Meryem hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hadi o zaman Kia'yı tanıtalım. Evet, aracımızı bugün tanımaya başlıyoruz şu anda. Kia Picanto 2019 model otomatik vites bir araç. Meryem'e de zaten o zaman ben beğenip bu anlamda almıştım, tavsiye etmiştim. Beraber gidip aldık zaten. Onun kendi kullanıcı fikirlerini zaten şimdi ben soracağım. Ama Kia'nın bu anlamda reklamını çok iyi yapamadığını düşünüyoruz. Bu aracın gölgede kaldığını düşünüyoruz. Aslında fıtı fıtı pıtı pıtı bir araba. Çok güzel bir araba. Yani bunu çok kişi bilmiyor. Yani bakım süreleri, garanti süresi, teknik değerleri, onlara zaten daha sonra değineceğim ama ben şimdi Meryem'le biraz sohbet etmek istiyorum. Meryem, merhaba tekrardan. Merhaba. Nasıl aracın şu anda mesela, sen, ben tabii teknik özelliklerini biliyorum ama sen aracı uzun süredir kullanıyorsun. Bir buçuk sene oldu değil mi aldığımız? Evet. Kesinlikle Kia'nın tanıtımını yapamadığını düşünüyorum. Aslında bu araç şehir içi için diye söylüyorlar ama bence şehir dışına da ben çıktım bu arada. Kocaeli'ne gitmiştim. Evet. Bir sıkıntı yaşamadım. Evet. Küçük, evet küçük mü küçük ama inanılmaz bir şekilde park yeri bulabiliyorsunuz. Tabii. Kesin herkesin böyle sedanların kıskandığı. Ya ilk aldığımız zaman hatırlıyorsun 4 kişi bindik biz. 4 kişi bindik. Bir de beni düşünün şöyle, ben 1,5 porsiyon gibi. Diğer binenler de inanın zayıf değildi. Osman Bey belirtelim de. Onlar biliyorlar kendilerini. Osman Bey de 1,5 porsiyon kendisi. Aynen. Golf'ü tanıttığımız hocamız. Yokuşta da gayet çıktık yani, hiçbir sıkıntı canavar yaşamadık. Hiçbir sıkıntı olmadı, evet, yani. Evet evet. Yani bazıları diyor ki hani bin motor yok, çekmez, yok şöyle böyle, gayet bu anlamda gayet iyi yani. Bunu kullanmayanlar aslında şey yapıyor. Bir de bahsetmiştin ya, uzun boylu bir arkadaşım var. Mesela oturamam dedi. 1.86'lık arkadaşımı almaya gittim falan. Ya dedi, şimdi dedi sığmayacağım arabasına falan. Tam bindi. Adam böyle, ya sığdım ya dedi. Acaba dışarıda mı kaldı ayaklarım falan diye şöyle bir bakıyormuş. Aynen. Yok, sıkıntı olmadı. Gayet de rahat. Güzel. Ayaklarını da uzatmıştı yani öyle. Evet, o kadar da küçük değil. Evet. Bir de mesela şanzıman da gayet başarılı. Tam otomatik araba. Hani vites geçişleri böyle aman aman istedilen şöyle çok şey yapan bir şey değil. Yok, ben hiç hissetmiyorum. Çok rahat vites geçişleri falan. Evet. Bir zorlanma olmuyor. Çok rahat sürüyorum. Biz bunu 10.000'de falan aldık hatırlıyorum değil mi? 10.000'de aldım. Şu an 16.000'de. 16.000 kilometrelik senin deneyiminde yaptım. Yaptığın bunlar, gözlemlediğin. Klima mesela çok etkiliyor mu aracı? Ne yapıyor? Yok. Hayır. Bence şöyle bir güzel avantajı var. Çok çabuk ısınıyor. Şey olarak iyi ısıtıyor. Ankara soğuğunda bence gayet iyi ısınıyor. Soğuması iyi soğutuyor. Çok iyi soğutuyor. Çok iyi soğutuyor. Evet. Açtığımız zaman da eğer son ayarda ise o kadar bariz bir fark olmuyor. Birazcık fark birazcık olabilir. Evet. Sonuçta bir motor araç tabii. Ama ben çok memnunum. Yokuşlarda falan da çok memnunsun bu anlamda. Geri kaçırma çok öyle yapmıyor değil mi o anlamda? Hiç yapmıyor. Yokuş kalkış desteği de var zaten. Uzun süre, ya hiç o kadar denemedim ama 3 saniye bildiğim kadarıyla. Evet. Ki 3 saniye de bayağı uzun bir süre. Hiçbir şekilde milim dahi oynamıyor. O yönden çok iyi. Doğru. Gerçekten güzel. Yakıt verilerine de gelirsek. Yakıt verileri tabii ki günümüz şartlarda yakıt da çok yüksek olduğu için biraz da bizi zorluyor anlama. Hemen hemen teknik değerleri tutuyor diye diyorum. Tutuyor. Yani ben izlediğim zaman hani o zaman da incelemiştim. Yani şehir dışı 4.1 4.2 şehir içi 6.8. 8. Ortalama 5.3 gösteriyor ama 6 litre civarına buluyor. 6.5 bir de hep buluyor, iş saatleri memur kenti falan, tam iş çıkışı falan kullanıyorum. Evet. 6.8 şu 6.8. anda. 6.8. O zaman birebir tutuyor yani. Birebir tutuyor. Evet evet, çok başarılı gerçekten. Peki sen Meryem, bu arabada mesela görmek istediğin ve şu anda artı olarak tabii ki bahsedeceğiz, içteki kamera detayı falan gayet hoş. Bu araç boş paket olmasına rağmen kocaman dev bir ekran ve geri vites kamerası standart bu anlamda. Çok hoş bu anlamda. Rakiplerine göre içi de çok aslında dizayn olarak güzel. Güzel. Ve kaliteli duruyor yani, böyle şey değil, plastik malzeme
kalitesi de çok iyi. Yani senin bu arada gözlemlediğin, ya şu da olsa iyi olurmuş dediğin, mesela park sensörünün olmaması bir eksi ama geri vites kamerası var. Aynen. Hani belki senin... ön, hani illa çok daha lükse kaçacaksak ön sensör olabilirdi. Hı hı. Onun dışında... Arka dahi yok ama önü yapmalarını beklemek de biraz seni. Arkayı koymuşlar, kocaman kamera koymuşlar. Evet, onunla idare edilmişler o anlamda. Ama yani şeyi... Çok iyi ya, yani evet. Biraz tembelleştiriyor ya... kamera ama iyi yani, sonuçta her şeyi görüyorsunuz. Gece tabii. De çok iyi çekiyor, gece sıkıntı de iyi çekiyor. Yok. Evet. Mesela şu da olsa dediğin, hani bu park sensörünün dışında bir aklına gelen herhangi bir şey var mı? Şu özelliği veya şu özelliğini çok beğeniyorum dediğin bir şey var mı? Ben biraz lüks severim. Direksiyon ısıtması olsa çok iyi olur. Evet, evet. Sabahleyin biraz soğuk oluyor biliyorsun. Evet, Ankara. Evet. Bu sene çok soğuktu. Bu arada en çok önceki aracın da Golf'tü. Ondan da bahsedelim. Yani aslında Golf de iyi bir araçtı bu anlamda. Güzel bir araçtı ama mesela kıyasladığın zaman tabii ki Golf'ün artıları biraz daha fazla ama mesela teknik olarak, çekiş olarak nasıldır veya sorun yaşadığın sorun sıkıntısızlık anlamında bu mu iyi, o mu iyi o anlamda? O kaç modeldi hatırladın? 2005 modeldi. 2005 model, aynen. Evet. Comfort DSG şanzıman, otomatik bir araçtı, aynen. Tüplü. Aynen, otomatik tüplüydü. Evet. Ama çok 1.6 motordu. Bu da bir motor ama hani aradaki o farkı çok da hissetmiyorsunuz. Yani evet. O ben dezavantaj aldım. Aa, küçük araba aldım. Gitmez farkı falan. Ya öyle bir iki dalga geçenler aslında oldu bisiklet motoru falan diye. Ama kesinlikle hiç evet. Öyle bir sıkıntı yaşamadım. Seninle bile test ettiğimiz zaman o zaman bile bizi şaşırtmıştı. Yani bayağı iyi gidiyordu i̇yi araba gidiyor, yani. İyi gidiyor. İyi hızlanıyor. Şimdi zaten onları görürsünüz, beraber ufak bir test yapacağız. Yani gerçekten güzel bir araç. Biz de çok beğeniyoruz. Kia bu işi gerçekten tanıtımını bence iyi yapamıyor. Yapamadım. Yani gölgede kalıyor. Bu arabanın, Kore arabalarının zaten şanzımanları çok iyidir bu anlamda. Japon ve Kore. Almanlara göre çok daha iyidir. Ama çok reklamını yapamadığını düşünüyoruz. Biz artık seninle bugün bunu yıkacağız. Yapalım bence, çünkü hak ediyor araba. Hak ediyor gerçekten. Yani kendisini göstermesi gerekiyor doğru, bugün. Doğru, doğru. Bu tanıtımı yapacağız bugün. Görüşmek üzere. Evet, şimdi aracımızın motorunu tanırsak, gerçekten bu araçta da teknik verilerinde de bir takım yanlışlıklar var, ben size söyleyeyim. O malum ismini vermediğim sarı site ve diğer siteler, ben biraz göz attım ne yapıyorlar falan diye, ama oradaki bilgi yanlış. Bu araç 4 silindir değil 3 silindir. Bakın burada da görebiliyorsunuz 1, 2, 3 tane çıkışı, manifold çıkışlarından da zaten bu aracın belli. Onu söyleyebilirim. İkincisi, diyorum ya size, bu arabayı neden almayalım, neden alınmaz diye düşünüyorsanız bence her türlü alınır. Neden diyeceksiniz? Aracın trigeri zincirli, bakım aralığı 15.000'den 15.000'e. 1000 motor, 1000 cc, aslında 998 diye geçiyor. 1000 cc. Fakat 67 beygir güç üretiyor. Bu araç için çok iyi bir güç. Öyle biraz önce arkadaşımla da görüştüğümüz gibi Meryem de söyledi. Herhangi bir problem vesaire kendisi de yaşamış. Yokuşlarda öyle çekiş kaybı olan bir araba değil. Motor teknolojisi çünkü daha gelişmiş. Atmosferik bir motor var. Turbosu olmasına rağmen gayet güçlü. Biraz ses duyabilirsiniz. O 3 silindirin genel karakteri böyledir. 3 silindirler biraz sesli çalışır bu anlamda ama çok performanslıdır. Artı şöyle söyleyeyim. Bu aracı ileride garanti süresi bittiği zaman, bir de garanti süresi de şöyle söyleyeyim, bakın Kore olmasının avantajını söylüyorum. Çoğu Alman firmasında 2 yıl, 3 yıl size garanti süresi verip bunu da garanti uzatma deyip tekrar sizden ücret alıp 2 yıl daha eklerler. Ama bu araçta 5 yıl 150 bin kilometre de garanti vardır. Aynı zamanda diyorum ya, aracın garanti süresi bitti diyelim. Belki siz bile şunu manuel olarak bazı şeyleri yapabilirsiniz. Ben size göstereyim. Çok basit. Mesela yağ çubuğu burada, motor çubuğu şurada. Bakın hava filtresini sökmeyi gösteriyorum. Çok basit. Yani şöyle bir şey gördünüz mü bilmiyorum. Bakın iki tane sadece klipsi çıkartıyorsunuz. Hava filtresi burada. Yani bu kadar basit. Polen filtresi de yine torpidonun hemen altında. Yani bakın şu anda saniyeler içinde bunu yapabildim. Yani gayet bu anlamda da manuel olarak da sizin bir şeyler yapabileceğiniz bir ara. Bu bilgiyi de vermek istedim. Çok keyifli ve güzel. En önemlisi de triggerinin zincirli olması. Ağır bakımı yok. Bu ağır bakımlar şu günün şartlarında 5-6 bin liralık bir bakım demektir ağır bakımda.
aracımızın iç tarafı gerçekten çok kaliteli bir malzeme. Yani çoğu insan beğenir beğenmez ama ben çok şahsen beğeniyorum. Yani bu sınıfta, A sınıfında, yani beklentinizin düşük olduğu bir araçta bile gerçekten bence gayet yeterli ve güzel bir dizayn. Yani çoğu araçta şu gördüğünüz gibi şu deri direksiyonu bile kullanmıyorlar. Yani böyle dandik bir direksiyon kullanıyor. 3 gün sonra buralarından dağılıyor gidiyor. Bakın dikişleri vesaire hepsi gayet güzel. Birazdan bahsedeceğim. Büyük bir ekranı var. Bu araba yani sınıfının en boş paketi olmasına rağmen görüyorsunuz bunları standart hale getirmişler. Ve gerçekten ekran boyutu da büyük. Birazdan göstereceğim. Geri vites kamerasını açtığımız zaman da gayet tatmin edici. İçindeki bu geçişler çok güzel. Ben her şeyi çok beğendim. Öncelikle bu tasarımını görüyorsunuz şurada. Yani gene kaplama, piyano bilek gibi kaplamaları ve krom kaplama gerçekten çok hoş olmuş. Ve arka camları da elektrikli bu anlamda aracın. Ben burayı özellikle aydınlıkta çekmek istediğim için kapı açık çekiyorum görün diye. Bu anlamda gayet güzel. Kapı kitleme ayarları burada, arka cam kitleme ayarları ve ön aynaları kontrol etme. Yani elektrikli ayna, elektrikli cam dördünde var. Dediğim gibi gayet güzel bu anlamda da. İçeri bakıyorsunuz, içeride deri bir malzeme. Yani çoğu üst model araçta bile şu malzemeyi kullanmıyorlar bence. Bakarsanız ürünün kalitesine, dikiş desenlerine gayet hoş. Kadranı bence gayet yeterli bu anlamda bu araca. Ve bakın geri vites kamerasını ben şöyle açtım. Ne kadar güzel ve doyurucu bir ekran olduğunu görebiliyorsunuz. İç detayları çok hoş aracın. Bakın koltukları gerçekten kumaşı falan gayet oturması da rahat bu anlamda. Ve benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum sizleri deneyimlerini ama bakın vites yeri, bardaklıkları, hızlı şarjımız var burada. Ve USB girişimiz, AUX girişlerimiz var. Klimamız yine bu şey buradan çalışıyor. Arka cam rezistansımız. Belki şurayı biraz daha iyi yapabilirlerdi ama bence bu da gayet güzel olmuş. Direksiyondan fonksiyonel tuşları var bu anlamda. Bu da güzel. Ekranda normal telefonunuzu bağlayıp rahatça konuşabiliyorsunuz. Az navigasyon yok. Ama bence çok da gerekli değil bu araçlar dediğim gibi. Telefon görüşmelerinizi buradan sonlandırabiliyorsunuz. Ses açıp kapatma, ekran ayarları burada. Bu arada şuradan göstereyim size. Bakın burada aracın ESP'si ve şey bile var. Lastik hava basınç sensörü bile var bu araçta. Bir de Meryem arkadaşım beni uyardı kullandığı için. Mesela kaputu açık kaldığı zaman veya el freninizde az bir şey çekik pozisyonda kaldığı zaman bile siz fark etmezseniz bile araç uyarıyormuş bu şekilde dedi o anlamda. Güneşlikleri aynalı böyle gayet hoş ve güzel. Ben beğendim. Sizlerin de beğendiğinizi umuyorum. Gibi dizi mesafesi aslında ben kullandığım pozisyonu bıraktım özellikle. Yani bir bayan kullanırsa daha ileride olur. Ama benim gibi birisi kullanırken bile şu anda bakın dizlerim tamamen sürtmüyor. Baş mesafem gayet güzel. Ben rahatım. Koltukta da rahatım. Bu bilgiyi ben... Bagajımızda şu kadar litre bu kadar litre demeye gerek yok. Zaten ufacık bir bagajımız var. Büyük boy bir valiz ya da iki tane ufak valiz girebilir. Ama siz bunu genişletmek isterseniz bakın size gösteriyorum 30 saniye bu işlemi yapmanız. Şuradan hemen çıkartıyorsunuz. Burayı çıkartıyorsunuz şu şekilde. Hemen panzot zaten şöyle değdiğiniz anda çıkar. Bakın görüyorsunuz. Bagajı yatırıyorum. Buyurun. Gördüğünüz gibi kamera olayı da çok şık yani saklanmış. Şurada gizli olarak. Bazı araçlarda şurada oluyor, yani daha değişik yerlerde oluyor. Bu araçta gerçekten çok orijinal ve güzel bir şekilde yapılmış. Bu ayrıntıyı da göstermek istedim. Kameramız burada. Test yapalım. Picanto'muza canavar gibi Picanto'muz deniyoruz. D'yi aldık normal. Görüyorsunuz zaten arabanın el frenimizi indirdik. Çıkışa başlayalım.
Bu arada el frenini indirmeseydik sesli uyarı veriyor giderken. Öyle mi? Ha, aynen. Çok iyi valla. Sadece gösterge ışığı değil, direkt ötmeye başlıyor. Biraz acemi şoförler evet. için bu konuda iyi ya. Sen bir de şey demiştin Meryem, hani bu araba çok bu anlamda da kolay bir araba, stopunu kırmıştın hatırlayın yanlış hatırlamıyorsam. Kendim nasıl değiştirdim. Yaptın? Aldım, gittim sipariş verdim, aldım bildiğin normal evdeki tornavidayla. Allah Allah. Aynen, soket şeklindeydi zaten bağlantısı. Gayet iyiydi, hemen hallettim. Ya acemi şoförleri için çok iyi. Kaputu bir gün açık kalmıştı. Gidiyorum ötüyor. Anlamadım niye ötüyor. Tam oturtamamışım. Sesli uyarı olması o konuda da çok iyi yani. Çok iyi. Fark etmiyorsunuz. Evet evet, gayet güzel. Araç öyle çok da böyle yol sesi de almıyor aslında. Bağırmıyor. Ben şimdi zaten yüklenmedim. 3 silindir gerçi. Hani hafiften ses yapabilir bu anlamda motoru. Gürültü ama şu anda böyle yol sesi. Bir de kış lastikleri var aracın üzerinde. Ona rağmen yani hiç fena değil şu ana kadar. Zaten o aldığımız zaman da bir test yapmıştık. Ben o zaman da çok beğenmiştim. Şimdi bakıyorum gerçekten. Hiç şu anda öyle ses anlamında da bir şey yok. MTV'si de ucuz değil mi? Şimdi en düşük dilime giriyor bir de. Orada da var. Bu sene yıllık toplam 1000 lira. Evet. Şöyle durayım bir. Biraz daha arabayı zorlayarak kalkalım. Yani devirli kalkalım demek istiyorum. Orada bir sesini duyun. Şöyle yapalım. İşte bu. En fazla duyabileceğin ses. Tık 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 tık. Testlere gayet başarılı atıyor. Hissettirmiyor. Zaten tam otomatik bir araç. 4 ileri bu anlamda. Gayet güzel bence. Rahat bir. Sanki böyle büyük araba kullanıyormuşsun gibi geliyor değil mi? Yani ben üç böyle... Verdiğin paranın fazlasıyla karşılığını alıyorsun. Bence de ya. Yani şimdi diğer markalar, çoğu marka artık hani motor teknolojisi, şanzıman teknolojisi değişti ama hani en sağlıklı şanzımanlardan biri bu. Şimdi bu arabanın ben inceledim, 2020'den sonra yarı otomatik bir sisteme geçiyor. Yarı otomatik şanzımanlar var. Onlar biraz daha vitesleri hissettiriyor. Yani onlar da aslında ben yarı otomatiği de severim bu anlamda. Hani insanlar korkar. Ama çok korkulacak bir şey değil. Yarı otomatik güzeldir ama bakım aralığı tabii ki bunun gibi değil. Bu daha uzun vade arıza yapar. Onda baskı balata olayları falan çıkabiliyor ama bu daha sağlam diyebileceğimiz, daha uzun ömürlü bir şanzıman. Gerçekten ben çok beğendim o zaman da. Şu anda yaklaşık 90 km süratle gidiyoruz. Ve hiç ne bir yol sesi, ne arabanın motorunun zorlanma sesi. Bakın hafif daha süratimizi arttıralım, yüze geldik. Hiç en ufak bir şey yok. Gerçekten. Direksiyon hassasiyeti nasıl sence? Çok iyi. Çok iyi. Yani ne mi? Böyle sert, ne yumuşak. Golf'tan sonra bayağı bir şey. Yani evet. Hiç bilmiyorum. Belki böyle. Modeliyle alakalı. Bir de ben şu direksiyon olayını çok beğendim. Şu kolları şuradan tutma olayları, hani üç kollu direksiyon gerçekten çok hoş, ben beğendim. Ve diyorum ya, ufak bir araca göre mesela yan airbagleri de var. Yani buradaki airbagden çok yan airbagleri de var arabada. 4 airbag var burada arabada. O da güzel. Arabanın hani ben çok beklentim yok açıkçası. Bu hani ufak bir araba, bayan arabası tarzını düşünüyorum. Şehir içinde falan. Sen olacak. Öyle diyorsun. Bir gün işte şeyde dayımla gidiyoruz. Onlar Mercedes Vito'da. Evet. Ben de arkadan takip ediyorum. Yol çamurlu. O bayağı bir kaldı. Gidemiyor. En son traktörü çağırdı. Ben de şimdi o sırada hemen arkasında ya diyorum bunun kancası nerede acaba? Nereden bağlayacaklar da beni çekecek falan. Derken o neyse çekti. Ben bastım. Gerek kalmadı. Kendisi gitti zaten. Vito gidemedi. Picanto gitti mesela. Gerçekten abi, o an dedim aferin kızım ya. Çok iyi. Vallahi gerçekten. Şaşırtıcı bir başarısı yol. Var. Aynen. Ya, çekişi iyi yani. Çekiş şu anda gayet. Ki bahsettiğim çamur da bayağı bir şeydi. Yani küçük bir çamur değildi. Yani 110'a aldım araba, hiç ona rağmen hiç zorlanmadan gidiyor araç yani. Zorlanmadan gitmesi çok hoş. Şöyle dönelim şuradan.
Yokuşta da bu arada geri kaçırmıyor. Onu da biz testini yaptık ama yine yürürsek bir yer duralım hafiften bir mail. Hiç arabada bu anlamda da kaçırma yok. Zaten yokuş kalkış testi de var. Sen herhangi bir sıkıntı yaşamadın herhalde. Yok. 3 saniye kesin duruyor. Ondan sonraki şeylerde de kaçırmaz çok, çok çok ağır, çok dik bir yokuşsa. Yani onda da böyle diğer araçlar da olacaklar. Yapar. Tabii tabii. Onlar da dediğin gibi yapma ihtimali yüksek onlarda. Gayet. Yani beklentilerini insanlar mesela şöyle düşünüyor. Ya bu araba küçük gitmez, yok çok savrulur, şöyle böyle. Hani bütün bir de bilmeyen insanlar çok konuştuğu için ben mesela sen bir kullanıcı olarak senin konuşman çok kıymetli burada. Hani herkes kafasına göre yoksa bir yorum yapıyor bu olayda. Ama hani ben teknik verilerini bilirim, hani arabanın kullanımını bilirim. Ama sen bu konuda daha deneyimlisin, daha uzun süre çünkü kendin kullandığın için aracın artı ve eksilerini biliyorsun. Ne yapacağını biliyorsun. O yüzden senin değerlendirmelerin çok önemli. Mesela şurası hafif eğimli. Duralım aracı bir bakalım ne yaptığına. Şöyle. Bakalım şuradan dörtlerimizi açalım. Yani. Bakın ayağıma doğru hafiften şey yapabilir misin? Peki. Bakın freni bıraktım. Gayet başarılı araba. 3 saniye geçtik şu anda. Duruyoruz. Geçtik bayağı. Yani şu anda ayağımı kaldırdım. Görebiliyorsunuzdur belki hiç. Bırakıyorum arabayı hiç. Bana mısın demiyor işte. Bu tam otomatiğin güzelliği burada ortaya çıkıyor. Bir şey değil, nazar değecek arabamda ya. Tamam. Tamam. Gidelim şöyle maşallah diyelim de. Maşallah. Sonra nazarımız. Değil mi? Bak ben daha fazla diye aklımda kalmıştı. Sanki 3 saniyeden fazla gerçekten de doğru hatırlıyormuşum. Evet evet 3 saniye. Yani şu eğim de fena bir eğim değil. Yani öyle az değil yani orada araba hafif hafif bırakabilir kendini ama hiç maşallah hiç bırakmadı. Yine maşallah diyelim. Sonra bir şey olsun. İsprisi tabii de. Ya bence insanlar şöyle 200 bin liraya yani farazi konuşuyorum fiyat konusunda. 2005 Golf alana kadar alıp işte ufak tefek sanayi işleri oluyor mesela. Evet. Yani hiç uğraşmayayım, yılda bir servise gideyim diyorlarsa evet. O parayı bir sıfır Picanto ya da 1-2 yaşında alıp benim gibi hiç uğraşmamayı ki o fiyatın karşılığını da alıyorsunuz ve daha yeni bir araç kullanıyorsunuz. Doğru, doğru. MTB diyorum özür dilerim ya. En son mesela servis, bakın servis 15 bin. Ne ücret ödedin hatırlayabiliyor musun? Geçen yıl 1300 ödedim. 1300 şu andaki verdikleri fiyat 1700 diyebilirim aynen. Anladım. Yani yeni şeylere İkinci göre. İkinci yıl bakımına tabii, göre. Tabii tabii. Aracımız bu şekilde. Yani kısa size bir test de göstermek istedik. Ben de Meryem gibi güzel poz vermeye çalışıyorum gördüğünüz gibi. Bugünkü bu fıtı fıtı pıtı pıtı gayet güzel Picanto'yu tanıdık. Ben çok beğeniyorum ve tavsiye ediyorum. Meryem'e sözü bırakıyorum. Meryem ne demek istersin? Porsche alamıyorsanız Picanto alabilirsiniz. Görüşmek üzere.